Devletler de böyle işgal hadisesi olmasaydı İtalya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin hatta bugün sabah Kitay'ın orada olması mümkün değildi. İşgal bölgesinde olabilmez ki. O zaman niye İlhan Aliyev'i devirmeye çalışırlar? İlhan Aliyev'i kimse devirmez. Ama niye Jelinovski dedi ki biz seni iki haftaya devirebiliriz? Ha istese. Rusya dedi. Istese, ama isteyelim acaba. İstese. Çağırdı ikisini de. Han kendine vermeden... İkisini de çağırdı. Paşinle de çağırdı İlham de. Gitmeyeli göreyim ele. Ne olurdu sence gitmeseydi? Vallahi herhalde gitmeli iki gitti daha. Yo yo gitmeseydi Men, ne olacaktı? Bir teyare sen... gelecekti. İlham Aliyev'i koyacaktılar teyareye. Kucaklayacaktı. Ağzını gözünü bağlayacaktılar. Götürecekler Moskova'yı. açacaktılar. Çek bunu kolu. O kadar mı yani? O kadar. O kadar sade. Bu Gözünüzde büyütmeyin bu işleri. O da kalktı gitti daha gördü. Hatta Hatta bir şey, bir ben kere çok daha da Emir Ankara'ya gelsin ama çok teessüf ki Moskova'ya gitti. Hatta bir kere daha gittim Moskova'ya hatırlayın da Karabağ devam etti. Evet, evet, Ben dedim ki e sen toprakları almadan ne çağırıp da hara gidersen ateşkes yapıldı. Ama Allah'tan Kıbrıs'taki gibi Türkler razı oldu ayrı bir de, şimdi, tek devlet olmaya. Ama Yunanlılar razı olmadı. O bize imkan oldu. Biz ateşkes yaptık Ermenistan'dan Bozay, bozan kim oldu? Ermenistan. Ya, Ermenistan. Bugün yaptık, bugün pozdular, bozdular. Yani. Aynen. İyi ki bozdular. Aynen. Eki bozdular. Bozmasaydı ne olacaktı? Gitmişler. Niye gelirsin sen oraya? Kalktı gitti. Demeli ki, şimdi o ki düz değil. Sabah Amerika, bak buradan daha tekrar diyelim. Sabah Amerika, sabah Putin. Ama ben Azerbaycan halkına bunu demek istedim ki, ebediyen Rusya'nın hiçbir şeyine inanmak olmaz. Niye? Demokrasi yok insan hukukları yok, medeniyet yok. Öyle rekstir, müziktir falan filan değil. Rusya'dan bana demokrasi ilgili, insan hukukları ilgili bir numune göster bakayım. Numune hardadı, numune geri Avrupa'dadı. Amerika'da değil. Amerika bir devlet değil. Amerika diktatöryal bir parti devletidir. Diktatöryal bir parti devlet. Ama Finlandiya, Almanya, Amerika, şey Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere buralar Avrupa'yı değerleri ayakta tutur. Aslında onlar gizli Amerikada da mübarizə alındadırlar. Ha. Dolayı sıra biz Rusiyaya Azərbaycan халxında bir şey görürəm. Heç rusiyaya arxalan bunlar. Bax. Əvəz belə çox. Biz Rusiyaya in in inancımız yoxdur. Ha, inancın yoxdur mə? Rusiya Azərbaycanın əbədi düşmənidir. Nice Necə? Yox, düşmanı deyil. Düşməndir. Yox, düşman deyil, başqa şeydir. Onu düşmən demək çox asan şeydir. Ay qardaş, bunu deməyin ya. Nə düşmanı Rusya, Azerbaycan'ın müstakil beli olmasını istemez. Buna düşmanlık değilmez ki. Onun özünün öz menfaatidir o. Birinin menfaatı senin ziyanlarsa senin Ama bugün Rusya, İran sanki birleşip aynı cephede. Çok sehf bir fikirdi. İran <laughs> asla Rusya ile birleşmeyipti. Şaşıracaksınız kimle birleşipti. İran iktidarını ayakta tutan İsrail ve Amerika'dır. Ni mən danışırsam, ücüb edəcəklər trollar mənə. Siz biz elə zənn edirik. Elə bəyanat verdik. Siz doğu pərin çəkin. Əvvəlcədən verdiği bəyanatlara bir baxın. Ona aldanma. Getdi PK Apo ilə görüşdü, PKK kanadlıdır. Evet, İndi necə nə danışır? İndi tam Türkiyə. İndi o Qibardovancıdır. Erdoğancıdır. E, Atatürkçü, Erdoğancıdır. Elə biləndə ki doğu pərin çəkdi, büğünkü. İndi biz çaş. Amma doğu pərin çək də ağlı adam, qəhər xoca. Aqlsız adam zaten ortaya çıxmaz. Bizim Pənal Hüseyn kimi. Pənal. Aqlsız adam deyiləm ki mən. Fəlsəfətin yoxsa siyasətin yoxsa o kötü pisdir. Yoxsa aqlsız adam deyil. O bir projedir. Aqlı adam örenş yapardı be İranınkini el yar. İslamcı görünər, Rusiyanınla bərabər olar, Çinlə bərabər olar ama onu yaşatan yaşatan kim olar?